Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Gündemimizde teröriste terörist diyemeyenlerin riyakarlıkları var. Gündemimizde kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimizde kadınlarımızı dağa göndermek suretiyle arkasından da sahip çıktığını söyleyen namertler var. Diyarbakır'da ağlayan annelerin yavrularıyla ilgili bir çift laf edemeyenlere söyleyecek çok sözlerimiz var. Gündemimizde ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var. Gündemimizde biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde Türkiye'ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var. Gündemimizde sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK'dan FETÖ'ye ve hatta DAEŞ'e kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var. Gündemimizde son dönemde kesintisiz bir şekilde uğradığımız saldırılar ve bunların üzerine gelen salgın yükü sebebiyle sıkıntıya düşenlere verdiğimiz ve vereceğimiz destekler var. Velhasıl bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var. Buradaki her başlık üzerinde saatlerce konuşulmayı, tartışılmayı gerektiriyor. AK Parti Kongresi tam da bunun yeridir. Ancak salgın şartlarında ilk kongrelerimiz gibi büyük kongremizi de hem milletimizin hem de bu devasa salonda bir araya geldiğimiz sizlerin sağlığını düşünerek gerçekleştirmek durumundaydık. Bunun için bugün sadece birkaç başlık üzerinde kısaca duracak, diğer hususları milletimizle bir araya geleceğimiz diğer vesilelerle. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.